Herkese selamlar dostlar. F grubunda Almanya-Macaristan mücadelesinin maç önünü anlatacağız öncelikle. Öncelikle arkadaşlar baktığımız zaman da grubunda Almanya 3 puanla grupta 2. sırada yer alırken Macaristan grupta 1 puan aldı. 1 puanını da son maçında Fransa'ya aldı. Öncelikle takımların ideal kadrolarına bakalım. Bu maçta nasıl ideal kadroyla çıkacaktır? Ondan bahsedelim. Almanya milli takımı son iki maçında neredeyse aynı kadroyu sürdü. Sadece Gozens değişikliğini yaptı. Sol bekle veya sol açıkta diyebileceğimiz. Onun dışında önemli bir eksikliği veya değişikliği Almanya milli takımından beklemiyoruz. Yine ideal 11 olarak muhtemelen Portekiz'e karşı oynadığı ilk 11'i aynı şekilde Macaristan'a da çıkar, çıkaracaktır diye düşünüyoruz. Baktığımız zaman kadroda hücum hattında Müller, Havertz ve Cinabri olmak üzere yine bu üçlüyü bekliyoruz. Almanya son maçında ne kadar istekli olduğunu gösterdi ve Portekiz'e karşı galip geldi. Bu maçta da puan almaya ihtiyacı olduğu için Macaristan'a karşı istekli olup bu maçta da elinden geleni yapıp puan almak için elinden geleni yapacaktır Almanya milli takımı. Macaristan'a baktığımız zaman da son iki maçını Macaristan kendi ülkesinde oynadığı için stat olaraktan da seyirci anlamında 60 bin kapasiteye ulaştı Macaristan takımı. Covid önlemleri statlarda bir artık şey olmuyor Macaristan'da. Macaristan'da. Ondan dolayı stat neredeyse full olduğunu söyleyelim. Bu seferse Macaristan milli takımı stat e, seyirci desteği arkasında değil ki Almanya'nın arkasında olacak. Ki maç Allianz Arena'da Münih'te oynanacak. Baktığımız zaman Macaristan ne kadar defansif bir takım olduğunu son maçta bize gösterdi. Orta sahada 5 orta saha defansında 3 kişi oynatıyor. Fakat şöyle bir durum var. Orta sahayı sağlam tutuyor fakat orta sahadaki 5 oyuncunun neredeyse 4 tanesi defansif özellikli olduğu için genellikle defansa destek veriyorlar. O yüzden burada burada Almanya'ya karşı bu pozisyon vermemeye çalışacaklardır. İddia risk yönetiminin açtığı orana baktığımız zaman da Almanya milli takımının kazanırına, kazanırına 1-0-9'lukta bir oran açmışlar. Grupta Macaristan eğer bu maçı alırsa ki alma şansı var. Bu maçı aldığı takdirde en iyi üçüncü olarak çıkabilir veya yani ki oynanacak oynanacak diğer maç Fransa Portekiz mücadelesine göre gruptaki yeri belli olacak. Ki Almanya da bu maçı aldığı takdirde gruptan çıkmayı da garantilediğini belirtelim. Çünkü biz bir diğer maçta Fransa Portekiz arasında oynanacak. Gruplar herkes puanları birbirine yakın. O yüzden Fransa'nın ben bu maçta rahat bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Macaristan'ın kadrosuna baktığımız zaman da Fransa'ya çıkardığı kadronun ben aynısını bekliyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Özellikle Macaristan'da öne çıkan bir isim varsa kaleci Gulacci bu isim olabilir. Defans hattı olsun, hatta hücum hattındaki Zalai'ler olsun. Onlar bile defansa katkı sağladığı için defansif olarak çok çok iyi bir takım olduğunu belirtelim. Bu maçta favori Almanya. Almanya seyirci desteğiyle bu maçta muhtemelen kazanacaktır diye düşünüyoruz. Herkese teşekkürler. Her iki takıma da başarılar diliyoruz.